Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu'ya Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamiler'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle GTA 5 oynamayacağız. Oyunumuzun ismi GTA 5 değil, Not GTA 5. Tamamen parodi amaçlı yapılmış bir oyun. Uzun zamandır oynamak istediğim bir oyun fakat vakit bulamadığım bir oyun. Her neyse, Steam'in yıl sonu indirimlerinden %50 indirimle yanlış hatırlamıyorsam 3 liraya falan aldım oyunu. Gerçi indirime girmesi de önemli değildi. Her türlü alıp oynayacaktım ben zaten bu oyunu. Yaklaşık bir saat, 1,5 saat falan oynadım. Oyunu komple bitirdim. Bütün secretlerini falan buldum oyunun. Ondan sonra bir yarım saat 45 dakika daha oynadım işte. %92'de yaşamıt kastım. İyiliğini kuruttum oyun, yani hiçbir şey kalmadı geriye. Dedim bir de video çekeyim şimdi. Böyle 3 tane video çekmeyi düşünüyorum. 3 tane karakter var oyunda, aynı GTA 5 gibi ne hikmetse. Zaten oyun birçok açıdan GTA'yı andırıyor. Birazdan anlayacaksınız. Her videoda bir hikayeyi bitiririz. 3 bölümde kısa kısa videolarla böyle seriyi bitiririz. Şimdi. Neyse, oyuna gideyim de öyle konuşayım. Şimdi oyunu resetlemem gerekiyor önce. Oyunda istediğiniz zaman bütün gidişatınızı resetleyebiliyorsunuz. Bu da achievement kasmak isteyenler için, işte secretleri bulmak için. Zaten oyunun ömrü çok kısa. Hiçbir şey değişmiyor yani. Yani resetliyorum şu an oyunu. Seslere bakın. Bütün adam oyunun bütün müziklerini kendi ağzıyla yapmış. Çizimler de kendi çizimi zaten, grafikler el çizimi. Enteresan bir oyun. Şimdi resetleyeceğim oyunu, Y'ye basıyorum. Böyle bir uyarı yazısı geliyor. Oyunumuz GTA 5 değildir, alakası yoktur falan filan diye. Bitmiyor bu. 2 saat sürüyor. Oyunun yapımcısı da Not Games yani. Her neyse, tamam. Space'le başlayalım. Hoş geldiniz falan filan. Yön tuşlarıyla veya WASD ile oynayabiliyorsunuz. Oyunumuz esasında Snake arkadaşlar. Bildiğin Snake yani. Snake oynayacağız esasında. Space diyelim, başlayalım. Şimdi bu Defi diye bir ilk karakter. Bu oyunumuzun ilk karakteri. Oyunumuza ilk giriş seviyesinin bu şeyinden, zorluğundan başlayacağım. Normal seviyeyle başlayacağım. Bunu istediğiniz zaman artırabiliyorsunuz. Oyundaki ilerleyişinizi artırdıkça zorluğu da artırabiliyorsunuz. Şimdi biz traktörüz bu hikayede. Başlayalım. Şu kırmızı şey benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafikler efsane yani. Adam uğraşmış, tek tek çizmiş eliyle. Şimdi bu şeyleri ezeceğiz. Çadırları ezeceğiz. İçindeki insanları falan, her neyse. Şimdi burada bir secret var. Onu da size göstereyim. Bakın şu ekranın sol tarafında bir fare var. Onu yakalayabilirseniz eğer Eşim'in taşıyacaksınız. Evet. Neydi? Splat the Rat. Çok enteresan bir şey. Şimdi Splat the Rat adlı secret'i açtık. Ben açtım bu achievement'ı çoktan. Bu Splat the Rat achievement'ı sayesinde bir bonus game açıyorsunuz. Bip 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 bip. İki tane oyun modu var. Bildiğin Snake açtık arkadaşlar. Çok amişan bir şey beklemeyin. Simple Snake, Super Snake. Ne, bunu size göstereyim de, hani az bir şey göstereyim. Zaten basit bildiğin Snake. Böyle topluyorsunuz işte. Bip bip. Sesler efsane ya. Her neyse, böyle böyle sürüyor işte. Şu Super Snake'i de göstereyim. Bunun da diğer Snake'den farkı neydi? Engeller çıkıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz ilerlediğiniz zaman şey çıkıyor işte. Engeller çıkıyor, daha da zorlaşıyor. Oyun gibi bir şey. Hatta bu Super Snake'le açılan bir tane de achievement daha vardı diye hatırlıyorum. Her neyse, tamam, yeter bu kadar. Nasıl çıkıyoruz buradan? Tamam kardeşim, oynamak istemiyorum. Evet. Buna bir kere açtığınız zaman Splat the Rat secret'ini, istediğiniz zaman oyuna girebiliyorsunuz. Bu Enter'a basıyorsunuz. Niye olmadı şimdi? Heh. İstediğiniz zaman Enter'a basıp bu ekstra oyun moduna da tekrar oynayabiliyorsunuz. Tekrar Enter'a basıp geri dönüyorsunuz. Her neyse. Şimdi şu ilk görevi bitirelim. Bu arada her hikayede de 5 görev var. Şimdi ilk görev bitti. Şu adamı ezeceğiz. Gel lan.
Ne kaçtım be? Evet. Şimdi ikinci karakterimizi açtık arkadaşlar. Oyunda böyle her karakterin 2-3 görevini yapınca diğer karaktere geçiş hakkı kazanıyorsunuz. Fakat hiç gerek yok çünkü karışıyor hikayeler. Ben istiyorum ki her bölümde tek bir hikayeyi bitirelim. Tek bir karakterin hikayesini bitirelim. Daha sonraki bölümde buna gideceğiz. Neymiş? Darren diye de bir başka bir karakter açtık şu anda. Hiç gerek yok. Space deyip devam edeceğim. Şimdi bu görevde bundan kaçacağız. Sol üst köşede yıldız görüyorsunuz. Yıldız sistemini. GTA 5 ile aynı. Her bir yıldız bir görevi temsil ediyor. Her karakterin hikayesi 5 görevden oluşuyor. Şu an 3. görevdeyiz. Avoided seviyemiz %65. %100 olana kadar bundan kaçacağız. Başka hiçbir şey yok. Tamam, gitti. Bu görevde de koyunları eziyoruz. Kuzu mu, koyun mu, her neyse. Seslere dikkat. Şu kırmızı koyunu en sona bırakmanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde yapamıyorsunuz görevi. Tamamdır. Burada da traktörden kaçacağız. Yine %100 olana kadar avoid seviyesi. Böyle kolay olduğuna bakmayın. Bu... En zor bir mod vardı, adını unuttum zorluk seviyesinin. Onda cidden çok zor oyun. Feciat zor, yani oynanmayacak kadar zor. Evet. Şimdi time for the haste. Haste görevi arkadaşlar, GTA 5'ten aşina aldığınız soygun görevleri. Her karakterin son görevi bir soygun görevi arkadaşlar. Bu soygun görevi de şurada gerçekleşiyormuş. Wow 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 wow. Evet arkadaşlar. Haste One, Steal the Soap, sabunu çalmak üzerine bir soygun görevimiz var. Şimdi her soygun görevinin belli bir özelliği var. O da şu arkadaşlar, iki türlü şekilde oynanıyor. Aynı GTA 5'teki gibi. Bayağı benzetmeye çalışmışlar. İki seçenek var. Birincisi gizlilikle ilerliyorsunuz, ikincisi brutal. Yani bayağı vahşet bir şekilde ilerliyorsunuz. İkisini de göstereyim ben size. Önce Stealth'ı göstereyim. Şimdi... Stealth görevde arkadaşlar, şu dolaşan arkadaşlara çarpmadan sabunları toplamaya çalışıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani isteseniz de ölemezsiniz gibi bir şey. Özellikle de bu zorluk seviyesinde. Fakat ben diğer brutali de, brutal miydi lan adını unuttum. Her neyse onu da göstermek için bir öleyim. Çünkü bu şekilde bitirirsem diğerini oynayamam. Direkt bitiyor çünkü hikaye. Şöyle bir öleyim. Tamam. Şimdi brutali göstereyim. Bunda düşman sayısı bayağı artıyor. Fakat görevi bitirebilmeniz için bütün herkesi öldürmeniz gerekiyor. Sarı saç olanlar herhalde kadın. Hiç anlayamadım şu anda. Arada kadın sesleri de duyuyorum çünkü. Her neyse bu arkadaşları teker teker öldüreceğiz. Daha sonra sabunların hepsini toplayacağız. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tane achievement vardı. Brutal'i seçip bütün adamları öldürdükten sonra sabunları toplamaya başlarsak ve bitirirsek bir tane achievement açıyorduk. Achievement'ın ismini hatırlayamadım şu anda. Böyle saçma sapan çok achievement var oyunda. İki sabun kaldı toplamamız gereken. Ve bitti. Aynı şeyi bölümü isterseniz hardcore yani bir üst düzey zorluk seviyesinde tekrar oynayabiliriz. Fakat hikayeyi bitirdik. Defi'nin hikayesi bitti. Şimdi Darren'a geçeceğiz. Şimdi geçiş efektine bakın. Dikkat çekmek istiyorum. Acaba GTA 5'i andırıyor mu? Oh man, I'm well happy with my new Nova. 60 quid I paid for that thing. Arkadaşlar yeni karakterimizin ismi Darren. Bu da tamamen Franklin'e benzetmeye çalışmışlar. Franklin'in parodisi olmuş. Bir siyahi bir arkadaşımız her neyse. Geçiş efekti yalnız çok güzeldi, böyle açıldı açıldı sonra geri geldi falan. Aynı GTA 5 ile aynı fakat efektler ağızla yapılmış tabi. Bu bölüm bu kadar olsun isterseniz. Bir sonraki bölümde Darren'ın hikayesini bitirelim. Bir sonraki bölümde tam buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle minik minik videocuklar olsun istiyorum, tatlı olsun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.